Herkese merhaba, ben Filiz Hoca. Sizlerden gelen istek ve talepler doğrultusunda derslerimizi kanalımıza paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu da direksiyon. Dersimize başlamadan önce belirtmek istiyorum. Videomuzu beğenirseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı, faydalı olacağını düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sürücü koltuğuna oturduğumuzda sürücü ile direksiyon arasındaki mesafenin ne kadar olması gerekiyor? Kolumu uzatıyorum. Direksiyon 12 noktasına bileyim. Direksiyon 12 noktasına değiyorsa aramızdaki mesafe yeterli olur. Direksiyonu doğru şekilde nasıl tutmam gerekiyor? İki elim yanlarda olacak. 9-15 şekliyle tutmam gerekiyor. Bu şekilde tuttuğumda sinyal ve silecek kolunu rahatlıkla kullanabilirim. Elimi direksiyondan ayırmadan kollara rahatlıkla ulaşabiliyorum. Bir de gösterge panelinde, mesela sihir halindeyken gösterge panelinde herhangi bir uyarı ışığı yandığında çok rahat fark edebilirim, görebilirim. Şu an gösterge panelini şu şekilde tuttuğumda direksiyonu çok rahatlıkla görebiliyorum. Bir de yine sihir halindeyken önümüzdeki arabanın ani frenlediğini düşünelim. Hızlı bir şekilde sağ ya da sola manevramı yapabilirim. Yani şu şekilde sol ya da sağ hızlı bir şekilde manevramı gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Demek ki doğru şekil nasıl olacak? İki elim yanlarda 9-15 şekliyle tutmamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar, direksiyonu yanlış pozisyona tutan arkadaşlarımız var. Direksiyonu şu şekilde tutarsam, tekerlerin patladığını düşünelim. Araç sağ ya da sola çekecektir. Direksiyon da dönmek isteyecektir. Ama ben bu şekilde tuttuğumda araca hakim olamam. Direksiyonu kontrol edemem. Çünkü en zayıf olduğum, en güçsüz olduğum direksiyon tutma şekli budur. Bir de bu şekilde tutanlar var. Yine direksiyona hakim olamam. Aynı bir durumda. Aracı kontrol edemem. Ve burada hava yastığı var. Hava yastığı patladığında şu şekilde tutuyorum. Hava yastığı patladığında koluma zarar verebilir. Yani kolumu kırabilir, kolumu yakabilir. O yüzden bu da yanlış tutma şekli arkadaşlar. En doğrusu ve güçlü olduğumuz tutma şekli 9-15. İki elim yanında olacak şekilde direksiyonu tutmam gerekiyor arkadaşlar. Direksiyonda sağ ya da sola yön verirken sol elimle sağa doğru çeviriyorum. Sağ elimle sola doğru çeviriyorum. Yani şu şekilde gıdım gıdım değil ya da şöyle çekerek direksiyon çevirmeyeceğim. Dönüşlerde direksiyon toparlamada zorlanabilirim. Bu bizim için bir sıkıntı yaratabilir. Doğru çevirmeniz gereken şekil, avucumu direksiyondan ayırmadan şimdi sağa doğru çevireceğim sol elimle. Direksiyonu bırakmadan çeviriyorum. Sola çevirmelerde sağ elimle avucumu ayırmadan sola doğru direksiyonu çeviriyorum. Derse yeni başlayan arkadaşlarımızın zorlandığı bir konu da tekerlerin hangi yönde olduğunu anlamıyoruz. Hareket edeceğiz ama tekerler hangi yönde bilmiyoruz. Eğer önümüzde çok az bir mesafe varsa, yani aracı hareket ettirecek kadar bir mesafemiz varsa, öne doğru çok hafif, aracı çok hafif öne doğru bir hareket ettirelim arkadaşlar. Evet, şu an aracın önü sağ tarafa doğru gidiyor. Demek ki direksiyonum şu an sağ tarafta. Tekerler sağda. Direksiyonumu düzeltiyorum. Ya da durduğumuz yerde nasıl anlayacağız? Direksiyonu tam sağ ya da tam sola çevirdiğimizde sola çevirelim tamamen. 1,5 daire direksiyonu toparladığımda tekerler düz konumda olacak. Önce yarım daireyi düzelttim. Bir daire daha çevirdiğimde 360 derece direksiyonu çevirdiğimde 1,5 daire oldu ve şu an tekerlerim düz konumda. Bir de bunu sağ tarafa doğru bir deneyelim. Direksiyonu tam sağa çevirdiğimde yine 1,5 daireyi toparlayalım. Bu yarım daire. Bir daire daha, bir tur daha attırıyorum direksiyona. 1,5. Şu an tekerler düz konumda. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın.